Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün 8 Eylül 2024. Yani 8 Eylül 1999 yılında çıkan 4447 sayılı yasanın Türkiye hukuk tarihinde hiç olmadığı şekilde geriye işletilmesiyle bu birlikte bir hukuk garabetinin 25. yıl dönümünde bunun mağdurlarıyla birlikte ulus meydanındayız. Birileri dedi ki EYT siyasi hayatıma mal olsa da çıkarmayacağım dedi. Ve sonra EYT'lilerin isyanıyla, baskısıyla, tepkisiyle bir yasa çıkarttı. Ama yasa yarım yamalak çıktı. Nasıl yarım yamalak çıktı? Sayın Başkan izah etti. Yasanın çıkacağına inananlar dolar aldılar borç, altın aldılar borç, bankadan kredi çektiler, prim borçlarını ödediler ki bu yasayla emekli olur da belki bir huzur buluruz dediler. Emekli maaşının kendilerine yetmeyeceğini biliyorlardı ama hiç olmazsa bir hakkımız olsun dediler. Ama yasanın çıkışıyla birlikte gördük ki 5000 prim gününü ödemiş olanlar, 3600 kısmi olarak faydalanması gerekenler bundan faydalanamadı. Faydalanmadıkları yetmedi. Ülkeyi yönetenler hep bunları suçladılar. Bunlarla birlikte muhalefeti suçladılar. Dediler ki bugün Türkiye'de ekonomik kriz varsa tek sebebi muhalefettir. Çünkü EYT'yi çıkartarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni büyük bir yük altına soktular. Emeklilerin maaşının yükseltilmesini isteyerek emekli maaşının yükseltilmesiyle Türkiye büyük bir mali yük altına girdi dediler. Ve bu dedikleriyle birlikte de birilerini inandırdılar. Biz haykırdık, dedik ki EYT'liye ödeyeceğin 33 milyarın hesabını yapana kadar emekliye 10 bin liradan 12 bin 500 lira verip 17 bin lira olsa 30 milyar fark ödeyeceğim bu büyük bir yük getirene kadar esas hesabını vermeniz gereken bu ülkede beşli çete denen hainlerin 600 milyar dolar vergi borcunu silmenizdir. Daha dün 1 milyar vergi borcu olan Dilan Polat ve Engin Polat hapishaneden çıkıyor, konvoy yaparak adeta bize küfrediyorlar. Küfrediyorlar hepimize. Ne diyorlar? Günlük harcamam 750 bin lira diyorlar. Çocuğuna günlük simit parası veremeyenler, çocuğunun okulda yiyeceği yemeği karşılayamayanların gözlerinin içine baka baka ahlaksızca, namussuzca günlük harcaması 750 bin lira olanlar hapishaneden serbest bırakılıyor ama dilrubalar hapse atılıyor bu ülkede. Yazıklar olsun. 7200 prim günü söz verdiler. Kim söz verdi? Recep Tayyip Erdoğan söz verdi. Dedi ki ben artık Bağkur prim gününü 7200'e düşüreceğim. Düşürdü mü? Hayır. Mülakat kalkacaktı. Gençlere söz verdiler. Kalktı mı? Bir günden 17 yıl kaybeden kardeşlerimiz var. 2041 yılında emekli olacaklar. Aynı yaştalar. Aynı primi ödediler. Bu kardeşlerimiz aynı yaştalar. Aynı primi ödediler. Aynı yaştakiler emekli oldu. Bunlar emekli olamadılar. Kademeliler emekli olamadılar. Staj ve çıraklık mağdurlarından bahsetti başkan. Hakları verilmedi. Hiçbir söz yerine getirilmedi. Emekliyle dalga geçiliyor. Emekli de maalesef bizimle dalga geçiyor. Sosyal medyada bakıyorum. Emekli teyzem konuşuyor. Emekli amcam konuşuyor. Hamdolsun 12.500 lirayla çok iyi geçiniyorum diyor. Allah diyor bana diyor. Bu mutluluğu bahşedenlerden razı olsun. La amca ev kirası 20 bin lira nasıl geçiniyorsun? Elektriği, telefonu nasıl ödüyorsun? Doğalgazı nasıl ödüyorsun? Hamdolsun diyor. Soğan ekmek yerim reisi yedirmeyin diyor. La amca biz yamyam mıyız? Reisi niye yedirelim sen? Reisinde ne derdimiz var?
Bizim derdimiz belli. Haksızlığa, usulsüzlüğe, yoksulluğa, yolsuzluğa karşı senin derdini, senin ızdırabını anlatıyoruz. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır diye peygamberin emrine uygun davranmaya çalışıyoruz. Bugün pazar, tatile gidebilirdik ama Sayın Başkan ve arkadaşları rica ettiler. Oğlumun nişanı olmasına rağmen bunlarla bir arada olmak benim için onurdur, gururdur. Burada bir milletvekili olarak değil, insan olarak buradayım. Hak için buradayım, hukuk için buradayım, adalet için buradayım. Ama maalesef görüyorum ki 250 bin Dilan takipçi alıyor ama bu hak mücadelesi verenler bu sıcağın altında biri İstanbul'dan, biri Balıkesir'den, biri Aydın'dan geliyor. Ama Ankara'da haklarını aradıkları buralara gelmeye korkuyorlar. Yazık. Kimden korkuyorsunuz? Neden korkuyorsunuz? Bizim oralarda güzel bir söz vardır. Ölü koyun kurttan korkar mı? Korkacak ne hal kaldı? Korkacaksanız Erdoğan'dan değil, Allah'tan korkun. Ama maalesef işte bu haldeyiz. Dilan Engin konvoylarla karşılandı. Ama biz ulus meydanında kardeşlerimizle birlikte bu kardeşlerimizin ızdırabı için bir aradayız. Ama yol arkadaşları, dava arkadaşları, kimisi yoksulluktan gelemedi. Kiminin parası yok cebinde, dolmuşa binemedi. Kimi de hakikaten korktu gelemedi. Çocuğumu işten atarlar diye korkuyor. Çocuğumu tayin ederler diye korkuyor. Bu korku imparatorluğunu yıkmak zorundayız. Onun için sesimizi gür çıkarmak zorundayız. Kenarda oturan abilerim var, çoğu emekli. İnanın ızdırapları bizden fazla, dertleri bizden fazla ama yanaşamıyor ön tarafa. Güneş çarpar diye korkmuyor, Tayyip çarpar diye korkuyor. Ama korkunun ecele faydası yok. İnşallah direne direne kazanacağız, mücadele ede ede kazanacağız, susmayacağız, korkmayacağız. Tıpkı o teğmenlerin söylediği gibi sarı saçlı mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri olmaya devam edeceğiz. Mücadeleleri mücadelemdir. Sonuna kadar yanlarındayım. İnşallah bu mücadelede onlar adına 1 Ekim'den sonra gerek mecliste gerek televizyon ekranlarında emeklinin, işçinin, çiftçinin, köylünün, esnafın, velhasıl bütün Türk milletinin hakkını savunmak için sonuna kadar mücadele edeceğim diyor. Kardeşlerime mücadelelerinde, yollarında başarılar diliyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum.